Herkese tekrardan yeniden merhabalar güzel arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, mutluluk getirdiniz diyorum. Güzel arkadaşlarım bir önceki videoda sizlere sormuştum nasıl bir bakım yapalım diye. Sizlerden de gelen yorumlara istinaden bugün ne yapıyoruz? Bugün aşk hayatınıza kim geliyor? nasıl birisi, hangi enerjileri sizin hayatınıza getiriyor ve bu kişiyle ilgili neler var, neler yok, ne kadar zaman kalıcı, ciddi mi, değil mi, karakteristik olarak nasıl? Tabii ki kurşunda daha çok kişinin maddiyat enerjileri çıkar, para enerjisi, şu anda ne durumda, başkası var mı, aşka nasıl bakıyor, ilişkilere nasıl bakıyor ve sizinle nasıl bir Hani durum olabilir aranızda nasıl bir ilerleyiş görünüyor. Bunun üzerine bir bakım gerçekleştireceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım tabii ki ben bu videonun biraz daha ne kadar kolektif de olsa kişilere özel olmasını istediğim için iki şekilde sizlerle paylaşacağım. Çok fazla böyle kurşun seçme durumumuz olmadığı için şu anda ekranınızda güzel iki tane sembol görüyorsunuz. Tarot olsaydı deste seçmeli olarak düşünün diyebilirdim. Şu anda iki tane güzel sembol görmektesiniz sizlere en uygun olanını sizi böyle kendine çeken hangi sembol varsa lütfen onu seçin ve ben şu anda hepinizin adına şifa almasını niyet ediyorum. Beni desteklediğiniz için kanalıma da abone olup beğeni butonuna bastığınız için o güzel yorumlarınız için destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Varsa başka aklınıza fikirler lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve birinci sembolü seçen güzel arkadaşlarım için kurşunumu döküyorum. Bakalım bu güzel sembolü seçen arkadaşlarımın aşk hayatına kim geliyor ve o nasıl biri nelerle birlikte geliyor. Hadi bakalım. E, güzel bir ee, bakım olsun. Hepinize şifa olsun arkadaşlar. Ezubillahimineşşeytanirin. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimde Fatma Hanım'ın sözü. Şimdi sevgili arkadaşlarım en başta bir patlama durumu oldu. Tabii ki her birinizin duyduğu üzere. Bu sizlerin önceden gelen aşk durumunuz olabilir. Veyahut da şu anda aklınızda birisi varsa bu kişiden ya da önceki ilişkilerden birazcık negatif anlamda etkilendiğinizi ve sizi özellikle de arkadaşlar psikolojik anlam, tabii ki yaşadıklarınızın manevi ve fiziksel durumları vardır. Ama daha çok sizlerin manevi anlamda çok fazla etkilendiğinizi, belki gerçekten çok duygusalsınız, çok emek verdiğiniz için çok canınız yanmış olabilir. Bu şekildeki bir durumu anlatıyor. Eğer ki normal, hiçbir sıkıntım yok, diyen kişiler şu anda kolektifte olsaydı bu patlama olmazdı. Demek ki gerçekten bu aşk konularında çok fazla canı yanmış, üzülmüş, kırılmış, bir kişi olarak burada varlığınızı <laughs> sürdürüyorsunuz. Şimdi bakalım aşk hayatınıza kim geliyor? Öncelikle şöyle bir dokunmadan baktığımda direkt olarak aldığım enerjiler şöyle bu kişi. Sizleri kucaklamaya, sizi, ailenizi, varsa evcil hayvanınız, varsa çocuğunuz bunları kucaklamaya çok çok hazır bir insan aslında. Daha çok böyle sevgi dolu ve aileye bağımlı olan yani kendi ailesine de bağımlı onu söyleyeyim. Ki sizin ailenize de aynı şekilde ve size de aynı şekilde hani bu kişi kendi ailesi ve hayatına gelen kişinin Ailesi arasındaki dengeyi kurabilen bir insan ne sizi yabana atıyor ne de kendi ailesini ya da arkadaşlarını yabana atıyor. Hani buradaki dengeyi gerçekten sağlayabilecek olgunlukta ve seviyede bir insan olarak görünüyor. En başta bunu söyleyebilirim. Daha sonrasında S, C ve L harfleri çok fazla yoğun ve sıfırdan gelen bir insan değil. Şu anda sohbet ettiğiniz birisi, belki evlisiniz de şu an bu videodasınız ee, ya da arkadaşlar aklınızda birisi varsa bu kişi olabilir onu söyleyeyim. Çünkü bu kadar kucaklamaya hazırsa ya gerçekten sevgiye, ilgiye çok fazla muhtaç olduğu için ona sevgi vermeniz sanki siz ona bir ekmek verilmiş yani dilenci gibi yani o kadar memnun oluyor bundan ya da siz önceden tanıdığı için size karşı arkadaşlar hani sen gel ben seni kucaklamaya hazırım diyebilecek şekildeki bir kişi onu söyleyeyim. Yani kesinlikle şey yok yani aman üf. Flörtsün sen zaten seninle kim uğraşır? Derdin varsa git kendini çöz. Ben senin dertlerinle şimdi uğraşamam. Git kendi psikolojini kendin düzelt. Yani böyle birisi değil onu söyleyeyim öncelikle. Bu anlamda hani artılarıyla gelen bir insan. Baktığımda arkadaşlar birazcık dökülmeler ve bazı çürümeler var. Kişinin ailesinde biri boşanma durumu olmuş olabilir ya da kişi kendisi boşanmış olabilir. Çok ciddi bir ilişkiden çıkmış görünüyor. Bu yüzden de birazcık aslına bakarsanız Yaralı bir ceylan gibi kadın olsun erkek olsun fark etmez gerçekten yaralı bir ceylan gibi ama sadece iyileşmeyi aramıyor bakın sadece kucaklanmayı aramıyor aynı zamanda karşısındaki insanın da yaralarını sarabildiği için karşısındaki insanın ne yaşadığını da anlayabildiği için yani hissedebiliyor yani insan olarak bunu hissedebiliyor. Ne istediğinizi demek ki çok net anlayabilecek bir insan. Bu sebeple de tabii ki yani kendi yaraları da var. Hem onları sarabilecek nitelikte hem de size gerçekten ilişkilerle ilgili önceki zamanlarda yaşadığınız belki fiziki, belki psikolojik sıkıntılar varsa bunları eskisi kadar yaşatacak bir insan olarak görünmüyor. Çünkü neyin ne olduğunu farkında. Ben bu lafı söylersem üzülür mü, kırılır mı, alınır mı diyebilecek şekildeki bir kişi olarak gördüm. Biraz arkadaşlar katmanlı görünüyor. Ne kadar katman o kadar o kadar maddiyat demektir. Yani ne kadar şu yüzeye yakınsa aslında yani şu dipten çok yayılmadı. Çünkü biliyorsunuz o kadar yayılıyor ki hemen maddiyat tabii ki işin içerisine giriyor. Bu arada bu maddiyat kısmına geçmeden önce madem yayılma dedim yayılma kısmından bahsedeyim sizlere. Şimdi çok net fazla bir yayılma yok. Ha top gibi de olmadı açıkçası. Bu gelecek kişi bu kadar yaygın olmadığı için ya normal bir ilişki olur ve uzun sürer. Hani Belki yani herkes bu videoya girip de evlenecek değil. Bakın hayatınıza gelecek olan insandan bahsediyorum. Ben kiminle evleniyorum şeklinde değil. Ama iki türlü de söyleyeceğim. Çünkü iki türlü manası da var diyorum ya. Flört olarak falan gördüğü yok yani. Hani ciddi bir insan. Onu söyleyeyim. Ve bu arada ciddi bir ilişkiden çıkmış ya da çıkacak. Ya da şu anda böyle boşanma aşamalarında, ailesi bir boşanma aşamasında bunu farkında olan bir enerji. Çünkü bitmiş bir ilişkiden aslında ruhen çıkmış görünüyor. Yenilenme enerjisi arayan birisi diyebiliriz hatta bu kişi için. Belki o yüzden bu kadar duygusal bir durum içerisinde. Yani ruhen özellikle duygusal görünüyor. Şimdi arkadaşlar birincisi bu kişiyle uzun süreli bir birlikteliğiniz olabilir. Veyahut da evlilik olabilir. Yani ciddiyet gene söz konusu. Evlilik olacaksa da bu çok hızlı bir şekilde olabilir. Yani bayağı hızlı. Belki daha önceden 3 senelik bir ilişki yaşadınız ama evlenmediniz. Bu kişiyi bir yıl tanırsınız ve bir yıl sonunda dersiniz ki evet biz evlenelim hadi söz yapalım. Yani bu kadar ciddi ve belki önceki ilişkilerinize göre daha hızlı karar verdiğiniz bir süreç olabilir. Ben hızlı karar vermem demeyin. Çünkü bu kişi o kadar iyi geliyor ki size. Bakın iyi geliyor. İyi geldiği için de ben ilacımı buldum, niye başka ilaç bakayım ki? Ya da niye ilacımı bırakayım ki? Değil mi? İlacımla barışırım o zaman. Gibi bir durum beraberinde getiriyor. Ve arkadaşlar birazcık kişi kariyer atlama durumunda. Dediğim gibi maneviyat konusuna bakalım. Maneviyat kısmı şimdi şöyle. Dediğim gibi çok katmanlı olduğu zaman ya da Şöyle göstereyim sizlere. Bakın katmanlar var görüyor musunuz? Sadece şu kadar bir şey değil. Şu kadar böyle incecik değil. Bakın pötür 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 bir sürü şeyler var. Bu kişinin hem çok fazla insan tanıdığını, kalabalık bir akraba grubunda olabilir. Yani ailesi çok çok kalabalık olabilir. Çok böyle her şehirde, her akrabası farklı şehirdedir. Yurt dışına kadar açılmış olabilir. Bir şekilde ucu yurt dışına dayanıyor olabilir. İşte halaları, teyzeleri belki kendisi. Hani biraz böyle bir durumu var kişinin. Ve aynı zaman dediğim gibi çok fazla katmanlı, iş hayatı gereği çok fazla insanla muhatap oluyordur. Bir de dediğim gibi arkadaşlar Çin'in maddiyatı katlana katlana ilerliyor. Hani bir yerde sabit çok fazla görmedim. Yani döner sermaye olur. Evet bir maaş vardır ama döner sermaye vardır. Yaptıkça kazanır. İşte performans bilmem nesi alır. Değil mi? Buna istinaden gittikçe yükselen. işte doktorsa baktığı hasta, işte yaptığı ameliyat ona göre değil mi? Aldığı miktarda artıyor. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Bu kişi öğretmen olabilir. İşte dışarıda verdiği dersler, ekstra yaptığı şeyler ona illaki para getiriyor. Hani sadece 8-5 çalıştı, yani bir daha başka yerden kazanç yok. Değil. Aileden de gelen bir durum olabilir. Ama bakın burada bir merdiven görünüyor. Görüyor musunuz? Kişi şu anda demek ki eğitim hayatı olsun, iş kariyer hayatı olsun ya da bir malı vardır. Malını satıyordur ailesiyle beraber. Şu anda bakın böyle bir maddiyat, kariyer ya da eğitim anlamında böyle bir atlama durumu söz konusu. Şu çürüyen yeri de sizlere bu arada göstermek isterim. Bakın görüyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz Pınar ben evliyim ama buradayım. Evet haklı olabilirsiniz. Sizden önce kopamadığı birileri olmuş. Daha yeni yeni yani sizin farkınıza vardığını söyleyebilirim. Yanınızda insan vardır ama arkadaşlar bazen aklından ne geçiyor yani bilemezsiniz. Eğer ki varsa aklınızda ya Pınar beni seviyor mu sevmiyor mu hala ya aklında başkası varsa bana geldiğinde gibi soru işaretleri olmasın. Çünkü bakın o söylediğim kısım zaten çürük çıktı. Çok fazla dışarıları taşan kısımlar var bu kişinin e, hobilerinin, ilgi alanlarının çok fazla olduğunu ama dikkatinin de bir o kadar dağınık olduğunu. Şimdi dikkati dağılabilen çok böyle her an fokus yani odak olmayan burçlar vardır. En basitinden ikizler burcu, en basitinden balık burcu. Ha gerektiği zaman herkes tabii ki odaklanıyor. Eğer ki bir sağlık sorunu yoksa işte hiperaktivitedir, yok B12'dir. Yani bu tarz bir sorunu yoksa herkes bir yerden sonra odaklanıyor. Ama ilgisi, alakası çünkü çok çabuk kaybolabilir. Boğa burcu olabilir. Sürekli dur şunu yapayım, dur bunu yapayım. Yani bir saat çalışıyor, iki saat mola veriyor, arada kaynıyor. Bu tarz bir durumu var. Yani bir alanda çok fazla, çok uzun süre kalamıyor olabilir. Siz kafeye gittiğinizde 2 saat, 3 saat kalıyorsunuzdur. Bu kişi kalamıyor. Terazi burcu yine olabilir. Ya yani oturamıyor orada. Bir kalkması, bir dolaşması gerekiyor bu kişinin ve aynı zamanda da çok böyle gezen birisi olur. Gezip tozuyordur. Sürekli oraya buraya. Hadi arabaya atlayalım da şuraya gidelim. Oraya gitmiştik. Hiç bak buraya gitmedik gördün mü? Bunu yeni gördüm. Hadi bir de buraya gidelim. Burada bu varmış. Gidelim bunu deneyelim. Hadi buna binelim. Şunu yapalım. Yani böyle bir insan olma durumu söz konusu. Bir yandan da hobileri sevgili arkadaşlar anlatıyor. Şurada bir kısım vardı. Ben öksürürken <laughs> orası düştü. Dediğim gibi hani hobileri de olan bir kişi. Çok güzel enerjilerle geliyor. Yani maddiyat şekli bu şekilde. Kişinin fiziki durumuna baktığında açık söyleyeyim arkadaşlar çok fit birisini beklemeyin. Yani çok kilolu değil sadece birazcık göbekli. Yani hafiften göbek var. Kimde yok ki yani. yani normal hani bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani normal biraz göbekli bir kişi. Boy olarak bakmaya çalıştığımda çok fazla bize boy olarak bir şey vermiyor. Ay çok felaket bir şey battı galiba. Bayağı da dikenli bu arada yani çok söylemedim ama birazcık dikenli görünüyor. Genelde bu kadar dikenli olması bu kişinin çok kıskananı olduğunu, çok isteyeni olduğunu ama birazcık da arkadaşlar diyorum ya durduğu yerde duramaması ya da bu kadar ilgi veriyor olması. Bazı insana ilgi evet ister ilgisi bende olsun der. Kim insan der ki üf ben seninle uğraşamam niye sürekli dibimdesinler. Kimisi sürekli mesaj atılsın ister, kimse atılmasın ister. Bu mesaj atanlardan. <laughs> Öyle söyleyelim. Şimdi şuraya baktığımda dediğim gibi birazcık insanlar tarafından belki mesleği, belki işi, gücü dolayısıyla birazcık kıskanılıyor olabilir. Bu arada boy kısmı buradaymış. Hafif göbeğe bakın görünüyor. Mesleğinde ya da bulunduğu kurumda işte okuyorsa üniversitede T harfi işte olduğu bölümde teknik bir şey olabilir. T harfi geçen meslekler ne varsa o şekilde bir meslek grubunda bulabilir. Boy olarak da normal görünüyor. Olması gereken boy neyse yani sizin aklınızda ne varsa muhtemelen onun kadar bir şey. İşte diyorsanız evet 1.60 o zaman 1.60'tır. 1.80, 1.85 diyorsanız işte o kadardır. Çünkü herhangi bir çok uzun bir çubuk şeklinde çıkmadı ki benzediğim bu kişi böyle birisi. Sadece göbek kısmından bu kişi olduğunu gördüm. Ve dediğim gibi meslek olarak yani kök kısmına baktığımda T harfini veriyor. Mesleğinde de T harfi var. Şimdi arkadaşlar şu alt kısmına baktığım zaman burada çok fazla böyle büyü, göz, nazar fazla yok. Şuralarda evet var ve çocukluğundan gelen bir şey. Hani sizinle beraber olan değil kendisinde demek gibi şeyler var ve çocukluğundan, küçüklüğünden beri getirdiği bazı etkiler olduğunu söyleyebilirim. Birazcık çenesi sivri geliyor bu arada. Ve sanki böyle biraz iri gözlü ve bayık bayık bakıyor onu söyleyeyim. Yani sanki her an böyle küt diye uyuyup gidecekmiş gibi bir göz yapısı var. Sürekli belki esniyor. Yani yeterince uykusunu alamamış gibi bir durumu var. Belki bol bol kahve de içiyordur. Ve 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 buradasınız. Burası çok çok tatlı bir alan. Bakın karşılıklısınız. Yalnız arkadaşlar bayağı karşı taraf sevgi dolu. Sevgisi açık ve net görünüyor. Yalnız sırtında arkadaşlar biraz yüküyle varlığını sürdüren birisi. Yani hayattan hani insanlar darbe alır. Sağlık alanında, anne babasının sağlık alanında, belki birisinin sağlık problemi nedeniyle kaybetmiş olabilir. Yani bunun yükünü yaşayan İster istemez yani insan kurtulamaz, kurtulunmuyor e, inanın e, ve etkisi kalıyor. Kişide de bunun etkisi ister istemez kalmış olabilir. Bu yüzden ara ara e, duygusallaşma durumu söz konusu. Şimdi arkadaşlar. Bakıyorum nerede tanışıyorsunuz, ne oluyor diye dediğim gibi önceden bilinen bir insan ya da şu anda hala hayatınızda olan bir insan. Hani hiç bilmiyorum, hiç tanımıyorum. Böyle hafif son zamanlarda göbeklenmiş birisi. İstediğim boylarda, bu mesleklerde, bu harflerde özellikle meslek kısmı net çıkmış. Yani daha çok bu kişi e, hangisi ya şu mesleğinde T harfi olan mı Diyeceğiniz bir kişi daha çok. Onu söyleyeyim muhtemelen oradan tanı işte hastane mesela hastanede çalışıyordur T harfi dediğim gibi orada çalışan mı şurada şey yapan mı bu T harfi bir şekilde var. Onu söyleyeyim belki tapuda çalışıyor işte tapucu yani <laughs> o şey, noter buyurun bakın bir sürü T'ler var doktor avukat T öğretmen yani T çok fazla evet farkındayım ama kişiyi daha çok bu şekilde tanıyabileceğinizi biraz göbek kısmından ve böyle uykulu her an uyuyabilecek bayık bayık bakan bir kişi. Belki bu kişiyi tanıyorsunuz ama yaşadıklarını biliyorsunuz. Aa evet benim bir arkadaşım vardı. Ex partnerimde böyle bir olay vardı. İşte o kişi o. O kişi bu kişi ve farkındaysanız arkadaşlar sizin biraz utangaç olduğunuzu ve karşı karşıya gelme durumunuz var ee, bir adım görünüyor bir adım görünmüyor birden fazla adımlar var ama net adım geliyor mu bunlar derseniz evet o da görünüyor şimdi arkadaşlar zaman olarak baktığımda birli ve yedili vakitler sizler için önemli şimdi benim bu videoyu ne zaman çektiğim değil sizin ne zaman izlediğiniz önemli. Bulunduğunuz ayın birli zamanları ve yedili zamanları yani 1, 11, 21, 31, 7, 17, 27 özellikle ayın 17'si bu anlamda çok çok kıymetli bir şeyleri görüp yaşayıp bu kişiyle bir yakınlaşmanın yaşanması durumuyla karşılaşmak işte daha önce görmüşsünüzdür şimdi ikinci gördüğünüzde daha da dikkatinizi çeker bu kişi böyle bir durum. Bu arada çok fazla bir parçalanma durumu açıkçası olmadı. Şimdi parçalanma durumunun olmaması da bu kişiyle ilişkinin çok hızlı toparlanmasını ifade ediyor. Çok böyle bir büyü vardır, o vardır, bir ağırlık vardır üstünde diyemeyeceğim. Dediğim gibi hani kendisi çok böyle büyük büyük ağırlıklarla gelmediği için size de iyi geliyor. Yani sizin üstünüze de gelip de ağırlık getirmiyor üstünüze. Bu anlamda bayağı kıymetli. Onu söyleyeyim. Sevgili güzel arkadaşlarım benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım Karşınıza çıkan insanlar, aşk hayatınıza gelen insanlar bolluğuyla, bereketiyle, aşkıyla, sevgisiyle ve en önemlisi saygısıyla birlikte gelsin diyorum. Hepinize kanalıma destek olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay. Şimdi sevgili ikinci sembolü seçen arkadaşlarım. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimde İffatım fatıma adı. Evet sevgili ikinci güzel sembolü seçen arkadaşlarım sizler de tekrardan e, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Şimdi birinci bakım yaptığımız bu arada herkese farklı kullanıyorum görebilirsiniz bu bir öncekiydi. Eğer aklınız kaldıysa onu da izleyebilirsiniz. Onda bir patlama gerçekleşmişti. O biraz daha ağır bir enerjiydi. Size öyle bir patlama olmadı ama çok fazla dağıldı. Yani karşınızdaki insan birazcık Sizinle anlaşma konusunda problem yaşayabilir. Yani birazcık benim dediklerim daha iyi, ben daha iyi biliyorum. Yani bazı insanlar vardır. Çevresi çok geniştir, çok şey görmüştür, çok şey yaşamıştır. Ya ben işte daha önce ailem vardı. Hastane işlerine koşturmuştuk. O yüzden ben bu hastane işlerini ben daha iyi biliyorum der. Yani o konuda bir tecrübesi vardır. Hep böyle ben biliyorumcu bir insan olabilir onu söyleyeyim. Ve dediğim gibi anlaşmak, bir şeyleri toparlamak biraz daha sizin için sıkıntı olabilir bu kişiyle alakalı. Ha kötü mü derseniz hayır kötü değil bu arada onu söyleyeyim. Çok da parlak görünüyor. Burada bu kadar parlak görünmesi aslında ikinizin arasında çok güzel bir uyum olduğunu ve öyle ya da böyle içten içe birbirinizi çok çok yansıttığınızı görünüyor. Bu arada bu kişinin çok böyle bilmiş diyebileceğim özelliği Dedim ya kişi yani her alanda arkadaşı vardır. Maddi manevi her alana ulaşabiliyordur. E aile de ben yaparım ben ederim sen dur sen uğraşma ben hallederim. Yani biraz daha böyle bir kişi. Ya yani kadın da olsa erkek de olsa fark etmez çok böyle babacan çok böyle anaç bir yapıda sevdiği insana kıyamayan bir kişi olarak görünüyor. Yani aslında hayatınızı kolaylaştıracak bir insan olarak görünüyor. Şimdi toplu görünüyor. Ne kadar toplu o kadar iyi. Ki sizlerin de bu ilişkinizde, ister evlilik olsun, ister ciddiyet olsun, hiç fark etmez. Bu süreçte çok bir şeylerin hızlı olmasını, çok böyle hızlı toparlanmayı görünüyor. Sadece belirli konularda işte ikinizin siyasi görüşü farklıdır. Birinizin dini diğerinin dini farklıdır. Farklı ülkeler, farklı şehirler nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte toparlanması zor dediğim konular biraz daha bunlar olabilir. Belki aranızdaki yaş farkı sizi çok az gelebilir. Bu yüzden de toparlanma biraz daha bu konularda daha oturup böyle konuşup anlaşmaya dayalı işler görünüyor. Ama halledilmeyecek şeyler mi? Kesinlikle değil. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla kolcuklar çıktı. Bu kadar kolcuklar arkadaşlar ahtapot demektir ne kadar kol o kadar insan o kadar kişinin çok fazla böyle varlığını ifade eder. Şimdi ben sizlere dün bir bakın paylaşmıştım. Zaten ona istinaden sizlere dedim ki hayatıma kim geliyor, aşk hayatıma kim geliyor, onunla ilgili bir video istiyor musunuz? Siz de evet istiyoruz dediğiniz için zaten bu videoyu çekiyorum. Ve orada ben size bir şey söylüyorum. Ne söylüyorum? Burada bir ahtapot kolu var. Geriye kalan kollar nerede? Bir bakalım, bir görelim kimmiş bu diye. Hatırlıyorsanız değil mi? Şimdi orada ahtapot kolundan ben bahsediyorum ve burada o ahtapotun kollarını hepiniz görüyorsunuz zaten. Şimdi ahtapot aynı anlamda burada da çok fazla eli, kolu sağa sola uzanan kişilerin bu aşk hayatınıza gelecek kişinin hayatında olduğunu ve bu kişinin çok fazla insan tarafından pofpoflandığını, çok fazla insan tarafından tanınan bir insan olduğunu, çok yoğun bir çevresi olduğunu, çok fazla akrabaları olabilir. İki farklı ülkede akrabaları olabilir. Haliyle de dedim ya anlaşamayacağınız konu belki diyeceksiniz ki tek bir yerde düğün yapalım. iki tane niye gerek olsun ki? Belki o diyecek ki biz çok kalabalığız. iki üç yerde birden olacak. Yapacak bir şey yok. Yani bu konular biraz daha sizleri belki bu anlamda zorlayabilir. Aranızda bir parça mesafe varsa uzun süreli evet bir birliktelik görünüyor. Ama bu birlikteliğin kapanması nasıl olacak? Siz mi çok fedakarlık yapacaksınız? O mu çok fedakarlık yapacak? Dediğim gibi sevdiği insanlara kıya yaşayamayan bir insan olduğu için muhtemelen e, o çok bilmişliğinin arkasında yine de yani sizin dediğinizin olduğunu söyleyebilirim. Yani enerjisel anlamda biraz daha sizlerin genel olarak arkadaşlar yoğunluğunuz fazla. Maddiyat kısmına baktığımda çok fazlasıyla arkadaşlar katmanlı ve şöyle göstereyim. Bakın ahtapot gibi demiştim ya. Bakar mısınız şunlara? Görüyor musunuz kolları? Ahtapot gibi, örümcek gibi olmuş. Şimdi arkadaşlar şu kısım çok fazla katmanlı görüyorsunuz. Katman katman. Yani şöyle dümdüz biliyorsunuz bazen çok yayılıyor. Sanki böyle burayı kaplayacak şekilde oluyor ve çok yaydan oluyor. Bu öyle değil. Bu daha böyle tosta parlak, yüz yuvarlak ve çok tepelere kadar çıkıyor. Ki genellikle bu kişi zirve. Biraz daha zirvelerin insanı. Bakın biz konuştukça o dedim ya. Fazladan kollar var. Çok fazla çevresinde insanlar var. Ve bunlar öyle ya da böyle kılıyor. Bakın bazı yerler zaten hani sanki siz bu kişinin hayatında varlığınızı arttırdıkça. Yıllar veya zamanlar geçtikçe bu kişinin size karşı olan bağlılığı artacak. Belki siz şu anda evlisiniz ve evli olduğunuz ya da hayatınızda birisi var ve onu dinlemeye geldiniz olabilir. Kişi yavaş yavaş arkadaşlar. Belki işte kadınsa kahve içtiği insanlar vardır onlardan. Erkekse yani böyle maç konuştuğu arkadaşları var. Hep böyle gittiği geldiği insanlar vardır. Ya sıkıldım artık onlardan da üf deyip sizinle vakit geçirmiyorsa mesela sizinle vakit geçirmeye başlayabilir. Sizler mesela bu kısımları kendiniz için bu şekilde alabilirsiniz. Dediğim gibi içerisindeki bazı şeyler azalıyor. Tabii ki herkes gitmiyor. Onu söyleyeyim. Ama şimdi hayatında olması gereken insanlar bellidir. Olmasa da olur. Ya da ben çevresinde olmasını istemiyorum. Bazı insanların e, zararlı olduğunu düşünüyorum diyorsanız, evet bu kişilerde de bir e, gitme ve azalma durumları söz konusu. Yani yine size kalıyor bu kişi arkadaşlar. Onu söyleyeyim hani başta tanıdığınızda bu kişinin çevresinin çok yoğun olması, sizi korkutması. Şimdi bu kısımların dediğim gibi bu kadar yoğun olması şurayı hariç tutuyorum. Şurayı hariç tutuyorum. Çünkü burası e, mesleksel olarak e, ve gelen bir miras olabilir gelen bir para olabilir. Bu kişinin kendine ait bazı artıları var. Bununla gelen bir yükseliş var. Burası arkadaşlar kişinin parasal kısmı, maddi kısmı. ...maddiyat duygusallık kısmı diyelim. Gayet güzel görünüyor. Yalnız top gibi görünüyor. Bu top gibi görünmesine bu kişinin aldığı maaşın iyi bir maaş olduğunu... ...genel olarak toplu para alıyor. Dinilebilecek şekilde bir maaş durumunun olduğunu... ...ya da kiralar toparlıyordur. Yani kişiler maaş alır bir de üstüne kira alıyordur. Ve sonuçta yani şu an için toplu para adı altına geçiyor denilebilecek bir ıı, durumu olabilir. Onu söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar, şimdi meslek kısmına baktığımda kişinin e, harflerini gördüm. Bu arada U harfi var. U K şu alanda görmüştüm. U, K, N, M. Ya N ya M İkisinden birisi çok emin olamadım. U, K, N, M harfleri görünüyor. Temin o harfleri yoğunlaştım. Sonra gittim başka yere baktım. ve Bir de T harfi. Yalnız kişide bir de güneş yükselen ay burcu yay olma ihtimali var. Belki o yüzden birazcık sizi bazı alanlarda zorlayabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü yay burçları iyidir. Kötü değil. Kimse kötü değildir. Yani burçlar zaten kötü değildir. Yani Kötü burç vardır diyemiyor. Ve yay burçları sadece şu sizi zorlayabilir birazcık psikolojik olarak sizleri zorlayacak bir yapısı var. Sanki sürekli savaşıyormuşsunuz ve bir şey yaptığınızda da kazandım demenizi gerektiriyor. Yani gene arkadaşlar esip gürlese de sizinle bir yerden sonra evet sen doğru söylüyormuşsun. Tamam senin dediğin olsun deyip bir şekilde ortak noktada buluşuyor. Dediğim gibi zaten görünüyordu. Ve maddiyat olarak biraz daha bu şekildeki bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar meslek olarak aslında bakarsanız yani yay burçları hangi meslekleri yapabilir? İşte liderlik vasfı vardır. İşte öğretmenlik yapabilir, onu yapabilir, bunu yapabilir. Eğitme yönü, insanlara bir şeyler anlatma yönü çok çok kuvvetli insanlar olduğu için ve sözünü de dinlettiği için genelde böyle konuşma yaparak bir şeyler anlatır, insanlara bir şeyler anlatır. Kimler yapar bunu? Öğretmenler yapar, bir şeyler anlatıyordur ve insanlara bunu dinletiyordur. Buna benzer bir işi olabilir veyahut da dediğim gibi bilgi verme yönü olduğu için işte eczacı ne yapar? Size bilgi verir. Doktor ne yapar? Size bilgi verir. Öğretmen ne yapar? Bilgi verir. Adliyeye gidersiniz, sorarsanız bilgi alırsınız değil mi? Yani bilgiye para ödüyorsunuz yani o kişilerin mesleğiyle alakalı. Hani sanatına değil, zanaatkarlığına değil çok fazla. Hani kişinin teknik bilgisi vardır. Mühendistir. Teknik bilgisi vardır. Yani bu şekildeki bir meslek aslına bakarsanız biraz daha yoğun görünüyor ki becerileri de zaten olan ve buralardan biraz daha dediğim gibi hani kişi özel bazı şeyler var. Pazarlama yeteneği çok iyidir ve anlatır, bilgi verir. Buradan belki çok iyi bir para kazanıyor ve iyi de görünüyor yani onu söyleyeyim. Kötü değil. Ve ilerleyen zamanlarda bakın kaçak kap çıkar gibi bir ekstradan kazanç durumu var. Şu anda ne durumda bilemem. Belki üniversitede birisi. Ben sizin yaşınızı bilemem. Ama dediğim gibi kişinin gün geçtikçe bir artan durumu var. Yani maddiyatla ilgili gayet güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle ilgili ben size başka bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum var. Bu kişinin kalbi zamanında ikiye bölünmüş. Yani birazcık bazı şeylerde biraz güvensiz görünüyor. Size şunu söyleyebilirim. Ben önceden insanlara çok kolay hayır diyebiliyordum ama ben sana hayır diyemiyorum gibi bir durum söz konusu. Birisini kaybetmiş, muhtemelen bir kadın figürünü kaybetmiş olabilir. Dediğim gibi ben yaşınızı bilemem. O kişi evladını kaybetmiş olabilir. Anne figürünü, işte teyze, hala çok seviyordur. Anneanne, babaanne çok seviyordur. Eşi vardır. Yani o an vardır yani ve kaybetmiş olabilir. Bu yüzden de bir kadının kaybını açıkçası yaşıyor onu söyleyeyim. Kişi kadın erkek fark etmez. Dediğim gibi bir kadının kaybının yerini öyle ya da böyle dolduramıyor ve aslında onun yerine koyabileceği bir kişi olmasını arzu ediyor. Yani diyeceksiniz belki ben niye bir başkasının yerini doldurayım? Ama bu kişi de arkadaşlar şimdi kalbinizde boş olduğu için o aşkın, o sevginin ister istemez eksikliği olduğu için belki de aşkı yaşayıp dolduruyordur. Hani kalkıp da gel, iş yap, yemek yap ya da git çalış, para getir. Bunun için aşk yaşayacağız ya da sadece cinsellik değil bakın. Yani her insanın kalbi zaten boş olduğu için orayı doldurmaya çalışıyor. E halinde de bu kişinin kalbinde bir boşluk olduğu için ki bu da bir vefatta sanki gelmiş. Bunun yerini doldurmaya çalışıyor onu söyleyeyim ve sanki aradığı şeyleri de sizde gayet yeterli görüyor diyelim. Sanki şöyle baktığımda arkadaşlar aranızda bakın görüyor musunuz? Bu arada çok büyük bir boy farkı yok aranızda. Aşırı aşırı büyük biriniz 1.50 biriniz 2 metre değil ama şöyle baktığım zaman hepiniz görüyorsunuz şöyle karşılıklısınız. Ve ortada harika güzel bir kalp. Sanki böyle yumruk yapıp, tabii yapamıyorum ben ama, şöyle yumruk yapıp güzel de bir kalp yapmışsınız gibi görünmüyor musunuz ya? Bakar mısınız? Nasıl birleşmiş elleriniz sizler ve elleriniz. Şöyle yapayım. Bakın. Gördünüz mü? Harika. Biraz kıskanılırsınız yalnız söyleyeyim. Sanki ikinizde de ben alfalık sezdim. Yani o enerjiyi aldım sizden. Çok böyle affedersiniz. Yani böyle pısırık değil. Siz de öyle değilsiniz açıkçası. Ve iki tarafta alfa. Bakın iki taraf baskın demiyorum. İki tarafta alfa. Bu anlamda çok çok güzel. işin arka planına aslında baktığım zaman gayet güzel anlaşılacak bir durum görünüyor. Bayağı sürprizli bir insan. Onu söyleyeyim. Ortak tanıdıklarınız olabilir şu an için. Ki ileride de zaten çıkar hani ortak tanıdıklarınız. Bu bir. İkincisi burada birazcık kalça kısmı büyük olan hafif kilolu bir kadın var ve sizler arkadaşlar bu kadınla önce tanışıyorsunuz ya da bu kadının aracılığıyla aslına bakarsanız bu kişiyle karşılaşabilirsiniz. Yani görece o söyleme evet sanki birileri de yani misafirliğe gitmişsiniz orada karşılaşmışsınız merhaba merhaba işte bu da bizim oğlan bu da bizim kız aa ne güzel işte sizin hakkınızda birileri ya şöyle bir hanımefendi var. Şöyle bir beyefendi var. İşte o da böyleydi. Eşi böyleydi. Yani oldu olmadı. İşte yani şu yaşta işte 40 yaşında 45 yaşında şöyle şöyle birini arıyor. Yani var mı tanış işte da var şu. Deyip böyle bir durum olabilir. Biraz daha arkadaşlar aracılığı, dostlar aracılığı, ortak bir alanda Buluşma durumlarıyla aslında biraz daha önemli. Yani sosyal medyadan birbirimize ekleyelim de bir şeyler olsun değil. Dediğim gibi uzun süreli görünüyor. Yalnız dediğim gibi biraz dağıldı. Bu dağılan şeyler genel olarak insanlar. Yani başta bu kişinin bin kişi tanıdığı varsa zamanla yüz kişiye düşer. Böyle bir hani kademeli. <laughs> Azına bakarsanız azalma durumu görünüyor. Kişiye baktığımda arkadaşlar dediğim gibi fiziki olarak birazcık böyle yapılı bir kişi ama böyle kalkıp da pehlivan gibi falan değil. Yani birazcık iri. Yani kadınsa kadın olarak baktığında böyle hani balık etli var balık etli var ve güzel görünüyor erkek olarak da yine aynı şekilde e, güzel böyle e, kas kısımları böyle dolu dolu görünen birisi ama dediğim gibi yani çok çok kilolu değil şimdi bu balık etli dediğime takılmayın kötülük olsun diye söylemiyorum kişiyi başka nasıl tarif edebilirim hafif göbekten 2 cm ileri diyemeyeceğim için yani bu şekildeki bir şekilde bu kişiyi böyle anlatabilirim. Aile kısımları yalnız dediğim gibi karışık. Çok fazla insan var ailesinde. O yüzden başta çok çok sık görüştüğü işte yeğenler, kuzenler zamanla azalabilir. Ha onlar evlenir, herkes sağda sola dağılır. Tabii ki zamanla azalır. Biraz daha böyle bir durum. Bu kısımlara baktığımda arkadaşlar küçük küçük iğneler var. Dediğim gibi siz daha konuşurken, birleşirken ya da dediğim gibi hayatınızdaysa ki evli de olabilirsiniz yine de bu videoda olabilirsiniz. Gerçekten hani kıskanıldığınızı ve eski ilişkiler tarafından da birazcık belki bu anlamda işte seninle mi birlikte benimle de birlikteydi bilmem ne. Yani bunlara maruz kalabilirsiniz. Birazcık kıskançlıklar evet olabilir. Sadece onun tarafından değil vardı sizin kendi eski partnerleriniz olsun, dostlarınız olsun. Yani dost dedim ama arkadaşlarınız diyeyim. Kişiler tarafından diyelim. Pek dost değil çünkü. Ee, birazcık kıskançlıklar arkadaşlar olabilir. Benim söyleyeceklerim e, bu şekilde. Güzel bir enerjisi var aslında. Dediğim gibi bir kişi kendini böyle ezdirecek birisi de değil. Ne de sizi ezdirecek birisi. Ee, birazcık koruyup kollayan bir kişi olarak görünüyor. Ve nazın yazı sanki size geçiyor. Öyle birisi. Güzel görünüyor. Bu arada burada bir oğlak boğa koç ve bir aslan burcu enerjisi de var. Onu da söyleyeyim. Bakın birkaç tane burç birden kendisini gösteriyor. Güzel olsun. Burcu önemli değil. Kendisi önemli. Karakteri önemli her şeyden önce. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı, desteklerinizi, beğeni butonuna basmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.